Ahmet Hakan AK Parti ve CHP'nin amansız düşmanları AK Parti ve CHP'nin en amansız düşmanları kimlerdir diye merak ediyorsanız size bir ipucu verebilirim. Her kim AK Parti ya da CHP'ye sadece destekçilerinle yoluydu değişik yaklaşımlara kapını kapat mahallenden dışarı çıkma seni eleştiren gazetecilerle temas kurma falan diye öğütler veriyorsa bilin ki o AK Parti ve CHP'nin en amansız düşmanıdır. AK Parti yeniden yükselişe geçecekse CHP yükselişini sürdürecekse yol bellidir. İçe kapanmayacaklar, dışa açılacaklar. CHP'nin 3 santroforu. 1 Ekrem İmamoğlu santrofor tanımlaması hiç hoşuna gitmiyordur. Özgür Özel'in CHP genel başkan olmasında payı büyük. Organizasyonu o yaptı. Ancak Özgür Özel şimdi İmamoğlu'nu santroforlardan biri olarak niteliyor. Ben şunu bilir, şunu söylerim. Santroforlardan biri olarak tanımlanmak Ekrem İmamoğlu'nun hoşuna gitmiyordur. 2 Mansur Yavaş topun ayağına gelmesini bekliyor gibi bir hali var. Santrofor olarak tanımlanmaktan şikayetçi olduğunu sanmıyorum. Mottosu şu galiba. Top ayağıma gelirse gol atarım. Top ayağıma gelmezse Ankara ile yetinirim. Özgür özelliği ilişkisinde herhangi bir sorun yaşamıyor. Yaşamaz. Yaşamayacak gibi. 3. Özgür özel 4 yıl sonra ben de bir artık santroforum diyebilirim. Şimdilik kendisini teknik direktör olarak tanımlıyor. Yani santrofor seçimini kendisinin yapacağını şartını veriyor. Ancak bu böyle gitmeyebilir. Daha 4 yıl var Cumhurbaşkanlığı seçimine. 4 yılda çok şey değişebilir. 4 yılın sonunda ben de bir santroforum. Ben de gol atabilirim diye ortaya çıkabilir. Emekli paşaların affedilme zamanı gelmedi mi? Bazı 28 Şubat generalleri cezaevinde sağlık sorunları yaşıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu emekli generallerle ilgili af kararı vermişti. Affedilen isimler şunlardı. Ahmet Çörekçi, Hakkı Kılınç, Osman Kartal, Kenan Deniz, İlhan Kılıç, İdris Koral. Bu arada Çevik bir ileri demas nedeniyle savcılığın infaz ara verilmesi kararıyla cezaevinden çıkmıştı. Aynı davadan şu anda cezaevinde olan emekli generaller var. Cezaevindeki paşaların isimleri şöyle. Çetin Doğan 84 yaşında. Fevzi Türkeli 83 yaşında. Yıldırım Türker. Cevat Temel Özkaynak 79 yaşında. Erol Özkasnak 78 yaşında. Bu hükümlerin Cumhurbaşkanlığına sağlık sorunlarıyla af talebinde bulunması yasal zorunluluktu. Çetin Doğan beni Erdoğan affetmesin diyerek dilekçe vermeye yanaşmadı. Bunun üzerine Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığı döneminde af talebine gerek duyulmadan sağlık sorunlarının nedeniyle Cumhurbaşkanı affedebilir diye düzenleme yapıldı. Cezaevindeki emekli paşaların her birini ilerleyen yaşlarından kaynaklanan hastalıkları söz konusu. Adliye Tıp Kurumu raporları var. Bu isimlerin affedilmeleriyle ilgili dosya şu anda Cumhurbaşkanlığı külyesinde. Keşke bu dosya bir an önce işlem alınsa da mağduriyetlere son verilmiş olsa. Kalben şarkılarını dinliyorum. Bu kafa başka kafa diyorum. Danslarını izliyorum. Bu dans başka dans diyorum. Konuşmalarını dinliyorum. Bir tuhaflık var diyorum. Kalben dilikosu yapmak istiyorum. Tanıdık bir yerde bul beni. Kuğulunda buluşalım. Katilin yalanları ikinci kez öldürür. Bilge bir okul müdürünü öldüren katil ifadesinde cinayet anını şöyle anlatmış. Masada oturuyordu. Beni görünce ayağa kalktı. Amacım ayaklarından vurmaktı ama bir an kolunu dirseğine kırıp kendi yüzüne doğru havaya kaldırınca bana vuracağını düşünerek koluna doğru ateş ettim. İki tane mermi vardı. İkisi de karnına geldi. Bana saldıracağını düşünerek ateş ettim. Daha sonra hızlı bir şekilde odadan çıkıp kapıya yöneldim. Kendisine tembihlenmiş yalanı anlatırken bile inandırıcılıktan nasıl da uzaklaşmış katil. Bana vuracağını düşünerek falan diyerek nefsi müdafaa alacağını düşünüyor uyanık. Bu katil yalanları öleni bir kez daha öldürüyor. <laughs>